Merhaba. Bir pazar günü ve yine evde kaldığımız günlerden biri. Artık hafta sonu bu uygulamaya hepimiz alıştık. Sizlerle birlikteyiz. Ne güzel. Birbirimizden uzaktayız. Ama birbirimizden uzaktayız diye bu görüşmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, öyle değil mi? Buradan da birbirimizi duyabiliyoruz. Birbirimize mesaj yazabiliyoruz. Aslında en önemli olan bu herhalde. Geçen hafta bir yazımda paylaşmıştım. Bilmiyorum okuyanlar var mı şu anki dostlardan. O yazıda da dediğim gibi önemli olan fiziksel yakınlık değil. Aslında duygusal ve ruhsal yakınlık. Fiziksel olarak uzak da olsak biz duygusal ve ruhsal olarak birbirimize yakınız ya. Yaşayıp birbirinden ayrı olanları biliyorum. Aynı yerde olup aynı dili konuştukları halde birbirini anlamayanlarını biliyorum. Daha da tehlikelisi, kendine yabancılaşanları biliyorum. O yüzden fiziksel olarak uzak olsak da düşünsel, zihinsel, ruhsal olarak birlikte olmamız sanıyorum her şeyden önemli. Bugün çok kıymetli bir dostum, alanında da çok başarılı bir isim, Emre Urfalı ile söyleşimiz var. Şimdi ben onu yayına davet ettim ve Emre Urfalı bekleniyor, yazıyor şimdi ekranda. Emre Bey'le tanışıklığımız yıllar öncesine dayanıyor. Ben o zaman büyük bir markada, bir perakende markasında, bir moda perakende markasında markadan ve insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordum. Ve Emre Bey de beni keşfedenlerden aslında, bundan 10 küsur yıl önce üniversite konferanslarında konuşmacı olmamı istemişti. Emre Bey'i bir kere daha davet edeceğim, katılamıyor dedi ama istek gönderdim. Evet, şimdi bu kıymetli meslek insanıyla, şu an Medipol Üniversitesi'nde kariyer ofisinin müdürü, çok sevgili Emre Urfalı'yla biraz sonra bir araya geleceğiz ve onunla sohbetimizde iş hayatına, hayata, bu pandemi dönemine, kariyere, üniversiteden kariyere nasıl bir yolculuk, bizim yolculuklarımız nelerdi, bütün bunları konuşacağız. Sevgili Emre Urfalı'yı bekliyorum dört gözle. Sizler nasılsınız? Görüşmeyeli geçen haftadan beri 2 haftadır ara verdiğimiz, sezon finali yaptığımız sohbetlerimizi tekrar başlattım. Çünkü yine evdeyiz. Maalesef ve çok da gerekli olan kısıtlamalar getirildi hepimizin sağlığı için. İşte bu evde kaldığımız dönemlerde birbirimizden uzak olmayalım dedim ve tekrar Instagram'daki canlı yayınları başlattım. Emre Bey'i bekliyorum. Bakalım neden katılamıyor Emre Bey? Evet. Bir kere daha ben Emre Bey'e şuradan istek göndereyim. Halbuki ben de onu takip ediyorum. O da beni takip ediyor. Evet, istek gönderdik. Herhalde az sonra gelecek. Birten Hanım, merhaba. Ne güzel sizinle yine burada iletişimde olmak. Kıymetli Birten Bilecik. O kadar güzel çalışmalar yapıyor ki, çok zaten başarılı bir öğretmen. Öğretmenken emekli olup hizmet kulüplerinde çalışıp bir de onların en tepe yöneticiliğine gelip gönüllü sorumluluk alıyor. Emre Bey, ben bekliyorum ve Birten Hanım'ın da gerçekten çok kıymetli çalışmaları var. O da topluma, gençlere ve aslında hizmette ihtiyacı olan herkese projeler üretiyor. Selam ve sevgiler olsun. Oh, sonunda. Hoş geldiniz. Sevgili Emre Urfalı, nasılsınız? Çok beklettiniz bu sefer. Bekletmezdiniz siz. Dakittiniz ama ne oldu? Trafik mi vardı? Evet, trafik var. Instagram trafiği vardı. Ayar biraz sesi yani. Açabilir misin? Ben az duyuyorum ama sevgili Emre. Evet, deneme 1-2. Geliyor mu? Nasıl şimdi? Biraz yaklaştırayım. Şöyle. Ses geliyor ama biraz az geliyor. Telefonunun sesini açar mısın yukarıya? Tonunu. Telefonun sesini cihazdan açabilirsen herhalde daha iyi olur. O da çok da bir kulaklık denemesi yapayım mı ben o zaman? Olur. Yani sesini duyuyorum ama bana az geliyor. Tamam. O zaman bir tekrar çıkayım. Ben kulaklık denemesi yapayım. Peki. Seni bekliyoruz. Ben bu arada sevgili dostlarla sohbet ediyorum o zaman. Tamam. Evet, nasılsınız diye hatır sormuştum. Herkes iyi mi bilmiyorum. Kimler var? Çok sevgili arkadaşlarımız da katıldı. Ne kadar güzel. Evet, hayat nasıl gidiyor?
Nasılsınız? İyi misiniz? Artık neredeyse bir yıl olacak değil mi? Bu pandemi dönemi hayatlarımızın birden hiç planlanmamış bir şekilde değişime uğraması bizim için çok büyük bir sınav oldu herhalde. Geçtik mi bu sınavdan? Geçecek miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Ben her zamanki iyimserliğimle bu sınavdan da geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü merhaba Nihal'cim. Olumlu düşünmek bağışıklık sistemini de arttırıyor. Evet, iyisiniz değil mi? Ne kadar güzel. İyi diyelim, iyi olalım diye bir söz var biliyorsunuz. Ben de iyi diyorum ve iyi olalım istiyorum. Evet, moraller yüksek olunca insan daha dinç oluyor herhalde. Allah'tan bitiyor. 2020'yi Allah'tan bitiriyoruz. 2021'e giriyoruz. Bence çok güzel bir yıl olacak. Dileklerimize dikkat edelim. Çünkü söylenenler bir şekilde de kehanet oluyor biliyorsunuz. O yüzden kendi söylediklerimiz gerçeğimiz olacaksa eğer kendimizle ilgili ne olmasını istiyorsak öyle düşünüp öyle konuşmakta fayda var diyorum. Çünkü biliyorsunuz bir de rezonans kanunu var, titreşimler enerji her şeyi tetikliyor. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Şimdi nasıl sesim? Oh yaşasın. Daha iyi değil mi? Şahane. Ya bunlar olabilir çünkü benim de zaten ilk Instagram yayınım. Ben hep Zoom ve Teams'ten yapınca hiç Gerçekten mi? Instagram... Ne Evet. güzel. Bakın ben vesile oluyorum Aynen yayınınızdan öyle. yayınına. Sizinle birlikte olması da gayet güzel ve keyifli oldu ve heyecanlı da oldu. Çok da mutlu oldum. İyi yaptınız, çok iyi yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Vallahi benim için de öyle. Şimdi Emre Urfalı bir kere çok kıymetli bir isim. Onunla birlikte benim dostum, çok güvendiğim bir dostum. Bir de alanında hakikaten çok ciddi organizasyonlara imza atmış. Bir de hani organizasyonun sayısı kadar o kadar da her bir organizasyonu başarılı olmuş bir marka. Ben öyle görüyorum. Seninle tanışmamızla başlayalım mı? Şimdi Olur. şu an Medipol Hepsi Üniversitesi'ni ayrı tanıyor güzel bir musunuz? hikaye çünkü. En güzel hikaye bu aslında. Bence bütün Aynen dostlarımız bunu bir duysun. Çünkü bir öyle. yerlerde paylaşma imkanım da olmadı sevgili Emre. Senden bir Bu dinleyelim. öğrencilere de güzel bir hikaye olur bence yani. Örnek alabilir Evet, evet. o tarafta. Şöyle başladı. Sizin o kurumsal bir markada genel müdür yardımcılığı görevi yapıyordunuz. Ben oradan önce de sizi az çok biliyordum. Çünkü neden biliyordum? Öğrenciyken iş dünyasını takip ettiğimden ötürü biliyordum. Yıl sanırım Evet. 2009, 2008 diye hatırlıyorum. Evet, Ben 2008'li de yıllardı, doğru. evet, yani ben de zaten 2008 itibariyle üniversiteyle ilişkim bitti gibi bir şey. Bitmişti doğru. Sonra daha çok çalışmaya odaklandığımda sizi az çok da biliyordum. Bir de zaten bakın sosyal medya bu kadar yok değil mi? Hani o yani Yoktu var da tabii. Facebook ağırlıklıydık. Sadece Facebook vardı. O bile bu Evet. kadar etkili değildi. Instagram, Twitter hiçbir şey yoktu. Daha çok Facebook'tu. Ve yeniydi Sonra 2008. evet. Ve sonra sizinle sizin aslında ayrıldığınızı bir şekilde öğrendim ve sizinle tanışmak için adım attım. Ve Kadıköy'de Evet. Starbucks ya da Cafe Nero'yla oturamıyorum. Evet, Kadıköy'de oturmuştum. Starbucks'tı Kadıköy'de hatırlıyorum Evet. ben. Hatta Hatta siz ben dediniz ki şunu da beni hatırlıyorum. nereden buldun gibi bir şey diye öyle bir şey söylediniz. Ben de hani sizin gibi bir tecrübenin öğrencilerle buluşması lazım. O yüzden de ben de özellikle tanışmak istedim diye söyledikten sonra bir 50 küsur üniversite gittik galiba. En az 50'den çok daha da fazladır. 50'den çoktur yani. Gerçekten Çok şimdi seyahat şöyle ettik. söyleyeyim. Şimdi hatta şunu hatırlıyorum sohbetimize. Nereden buldum? Ben iş dünyasını takip ediyordum öğrenciyken. Hatta askerdeyken Hürriyet Gazetesi'nde de en son Ha. röportajı gördüm. O Doğru. markada Hürriyet'te çıkmışız galiba. Yani benim bir röportajıma Doğru. rastlamışsın. Doğru, Oradan doğru. takip edip askerlik dönüşünde başladığın işte hani bu üniversitelerde etkinlikler, kariyer sohbetleri, kariyer seminerleri düzenleme gibi ciddi bir işe de başlamıştın üniversiteden Tabii. dönünce. Orada beni bulduğunu söyledin. Şimdi bu Aynen dediğin gibi öyle. sevgili Emre Urfalı o kadar önemli ki. Yani öğrenci olup hani sırf okula gidip evden okula, okuldan eve veya okuldan kafeye ya da sevgiliye gidip gelmek gerçekten herhalde hayatın geleceğinde eksiklikler bırakmak demek. Hani sen öğrencisin ve orada daha iş dünyasını takip ediyorsun ve belki neler yapacağını düşünüyorsun. Oradaki zihin nasıldı? Yani senin üniversite öğrencisiyken iş dünyasını takip etme sebebin, geleceğinle ilgili hayallerin ta o zaman neydi? Hani 2008'de mezun oldun çünkü. Yani şimdi benim o tabii ayrı bir hikaye
O benim için beni aslında ben yapan şeylerin başladığı yer. İşte aslında insanı 2000 insan evet. yapan farkındalık. Bunu senden duymak istiyorum. Ben biliyorum ama katılımcı dostlar da duysun istiyorum. 2003, 2007, 2008 yılları arasında ben Uşak'ta okudum. Okuduğum dönemde üniversite daha yoktu. Daha doğrusu Uşak Üniversitesi daha kurulmamıştı. Hatta şöyle derim arkadaşlarıma, üniversiteyi bizim üstümüze kurdular diye. Doğru valla. Çünkü o kadar çalışkan bir nasıl diyeyim öğrenci değildim. Şimdi çok okuyoruz tabii de işte sonradan açılmışız aslında. O gitti, o küçücük bir şehre gittim tabii ki. Yani küçük şehirde olanlar bilir, tek caddesi olur. Mecburiyet denir ona da. Bundan ötürü de çok mutlu oldum bu arada. 20 yıl aynı kadar İstanbul'da yaşayıp orada her şeyi 5 dakikada yapabiliyor olmak çok keyifliydi. Bundan ötürü çok mutlu oldum. Ve oranın kolaylığını anlamaya başladım ondan sonra. Ama sonra şunu anladım. Birinci sınıf geçtikten sonra 2004-2005'e sadece burası olmayacak. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yu anladım. Yani bir şeyler eksik. Ve yeni kurulan bir üniversitedeyiz. Sanırım bizim altında doldurmamız gereken çok şey var diye bir grup arkadaşımızla bunda hemfikir edindik. Evet. Ve hikaye o zaman başladı. Koşturmaya başladık. Yani benim çok fazla koşturmam gerektiğini anladım. Yani Uşak'ta işte onlarca iş adamıyla, hatta şöyle örnek vereyim. Ebeveyn Genel Müdürü Uşaklı'dır. Kurucu Genel Müdürü. Biz Ebeveyn Genel Müdürü'yle o sıra tanıştık ve hala çok Öğrenciyken hiç severim. tanımadan Tabii. gittin, öyle mi öğrenciyken Tabii Uşak'taki? tabii tabii hiç tanımadan gittik. Biz bir şeyler yapmak istiyoruz diye gittik. Arpa Birliği projesi yaptık. Çok yüksek miktarda. Üç farklı ülkeyle, İtalya, Letonya ile. Ve bunu da sırf şöyle yaptık biliyor musunuz? Bir şeyler yapmanın derdiyle başlıyorsunuz ya. Bir Evet. arkadaşım demişti ki, ben burada dinliyorsa Niyazi, bizim bir şeyler, Avrupa Birliği diye bir şeyler varmış. Bir tanışalım diye. Nerede? Hadi tanışalım dedim yani. Çünkü bir şeyler yapma derdimiz var ya. Onun derdi. Bir de her yer yakın. Her yer yakın olmasının verdiği avantaj var. Oh ne güzel. Hemen gidiyor. Uşak'ta her yer yakın. Avrupa Birliği de Evet. Uşak'ta şurada bir yerdedir. Gidelim Hemen tanışalım gittik. yani. Aynen. Valilikte dediler. Gittik hemen. Kapısını çaldım. Avrupa Birliği ofisi yazıyordu. Uşak. Hani öyle gençlik ofisi mi öyle bir şey deniyordu onlara. Ve biz bir şeyler yapmak istiyorduk. Girizgah buydu yani. O kadar. Biz bir şeyler yapmak istiyorduk. Ondan sonra kendimize bir baktık. Üç ülkenin Avrupa Birliği projesi yapıyoruz. Yani bu Ne mesela bir tane örnek. hissettin burada? Yani orada ben bu Uşak'tayım. İlk defa kurulan bir üniversitedeyim. Yeni bir yere geldim ama burada da hayat çok kolay. Fakat gelecekte ben böyle kalırsam bu bana yetmez. Bir şeyler yapmalıyım diye Uşak'taki iş adamına gitmek, arkadaşlarla Avrupa Birliği'nin projesi varmış. Hadi o projeyi yapalım demek ve sonra da projeleri başarmak hani böyle. Hiçbir torpil falan yok, değil mi? Referans yok. Kimse Yok senin yok dayın değil, hiçbir tanıdık torpil değil yok. falan filan. Herkes hepimiz kendi emeğimizle başladık. Yani tek tek tanışa tanışa adım adım kapıları çala çala. Zaten öğrenci kulübü kurduk. Kurmak istedik. İlk başta o zamanlar yönetim veya rektörlük tabii anlatmakta zorlandık hocalarımıza. Hani ne gerek var tarzında vesaire. Hatta birkaç yıl sonra başka bir üniversite gittiğinde ziyaret ettiğimde ya o zamanlar ne yaptığını tam anlamamıştım falan demişti hatta bana. Öyle mi? Evet. Allah da Çünkü izin şu vermişler, sağ olsunlar. ya evet o tarafta. Şimdi çok çalışkan olmayıp tabii ki altını doldurmam gereken şeyler olduğunu anlamıştım. Çünkü zor bir üniversitede okuyordum. Zaten zordan kastım şu. Ya o zamanlar öyleydi. Yani çünkü yeni kurulan üniversitelerin yeni kurulmaya başladığı dönemdi. Bizim Evet. ve okuduğum bölüm işletme olduğu için o zaman iş dünyasına yakın bir şeyler yapmamız gerekiyor haliyle. Ben de Tabii. bunu sağlamak için adım atmak istedim. Ve iş dünyası projeleri geliştiriyorsunuz. Sonra şunu fark ettim. Hakikaten de sadece okuyarak mezun olunmaz. Bunun farkındalığını oluşturmanız gerekiyor. Ve sizin gibi değerli iş profesyonelleriyle tanışmaya başlıyorsunuz. Hatta Kapital Ekonomist gibi dergileri takip etmeye başladım. Bunu da bir hocam tavsiye etmişti. Çoğunu anlamasam da takip ederdim yani. Çünkü öğrenciyken. Bu bana farkındalık katmaya başladı. Kim nerede ne yapıyor diye. Ardından 2000 işte evet Genel Müdür Halil Bey'le bizi yetiştiren kişidir tanışmaya başladık. Birlikte tanıştık ve Çalışmalar adım oldu. adım çalışmalara başladık. Bunun gibi onlarcası tabii başladı. Hikaye o zaman başladı işte. 2008'den sonra bir yıl, Müthiş. 2 yıl durduk. Hatta yeni kurulan üniversitelerde sordular. O zaman yeni kurulan üniversiteler bir önceki bağlı olduğu üniversite vardır. Yani bizimki Afyon'du. İşte büyük Evet. üniversiteler hani parçalandığında öyle oluyor ya. Biz Evet. geldiğimiz için o sıralar bize demişlerdi ki diplomanızı
Afyon mu isterseniz Uşak mı? O hakkı tanıyorlardı. Üç kişi Çok sadece, ilginç, öyle mi? evet çok ilginç, Ne aynen. güzel, bunu ilk Biz defa üç kişi duyuyorum. sadece Uşak'ı tercih eden üç kişiymişiz. Onu sonradan öğrendim. Öyle mi? Hani evet. Bunu da neden dediler? Hani herkes çünkü diyorlar işte Afyon çok eski. Hani sonuçta Evet. Afyon seçelim diye. Evet. Hani CV'de daha bilinen bir üniversite olmasından Yani dolayı herhalde öyle çoğunlukla. Peki tercih sizin ettiler. sebebiniz neydi Uşak Üniversitesi Bütün olmasın? emeğimi ben Uşak'a verdim. Ben Uşak'ı biliyorum dedim. Yani buradaki herkesi tanıyorum. Buradaki her çalışmayı yaptım. Afyon'la ilgili bilgim yok. Tabii ki çalışkan olmadığı için yazları Afyon'a gidiyordum. Afyon'da gene derslere devam ediyordum ama yaz okulu diye bir kavram olduğunda ama orayla ilgili bir şeyim yoktu, çalışmam yoktu. Bu yüzden Uşak'ta kalmasını tercih ettim. Ben Peki diplomamı da bu arada hemen almadım. Fırat almadın. hocamla, Fırat hocaydı yani, Fırat Çakır hocamla seminere gittik Evet, biz sevgili Uşak Üniversitesi'ne. meslektaşım, arkadaşım. Aynen. Selam olsun ona da. Onunla seminere gittiğimizde yıl kaç hatırlamıyorum, 2011 falan olabilir. Beni işte konuşmacı olarak da çağırmışlardı. Fırat Hocam'la birlikte gittik diye hatırlıyorum. Ben hocama dedim ki hocam gelmişken diplomamı da alabilir Çok güzel. miyim? Sonra ben sahnede konuşmam bitti 300-400 kişiye. Sahnede verdiler diplomamı. Yani Ne mezun olduktan kadar 3-4 gün güzel, değil sonra. mi? Çünkü Ne müthiş bir anıydı. hissettin? Ya düşünsene, öğrenci olduğun üniversite ve sen o Aynen. üniversitedeyken aslında hayaller kuruyorsun. İş Aynen. dünyasıyla bir araya geleceğim, iş insanı olacağım. Belki kendini sahnede de hayal ediyor muydun sevgili Emre falan? Yani Yok konferans veriyor yani. olarak hayal etmiş miydin kendini? Yok yok, hiç hayal etmedim. Ben sadece şeye odaklandım. Bir şeyleri kanıtlamamız lazım gibi. Yani içinde de ateş oluyor ya insanın. Evet. Ona başlıyorsunuz. Yani onun soru koşturmasına başlıyorsunuz. O serüven aslında bizi bir yere doğru ilerletti. Ardından tabii ki 2008 sonrası iş dünyasıyla alakalı çok yakın çalışmalar yapınca özellikle Uşak'ta birkaç yerden tabii ki kendi imkanımızı oluşturduk. Hani birkaç kişi bizimle çalışmak istedi. Biz de çalışmak istediğim kişiler oldu. Adım adım başladıktan sonra da bir eğitim danışmanlık firmasında 2008'den 2012'ye kadar çalıştım. Tam da o yıllar bizle Ha, birlikte doğru. Zaten evet. üniversiteye gittik. Yani Aynen senin öyle. o firmada üniversite organizasyonları yapmaya başladığın yıllarda benim üniversitelerdeki ilk seminerlerim, konferanslarımın vesilesi sensin biliyorsun. Yani aslında beni bir Valla ne konuşmacı yalan söyleyeyim, birçok kişinin öyle. öylesin değil mi? Ya beni konuşmacı olarak Hakan keşfeden Urgancı sensin. falan da öyle Herkesin derdi. hakkını vermek Beni lazım. çıkartan sen. Burak Törün de öyle demişti. Çok Burak da selam olsun kuzenim ona da. biliyorsun. Burak da. Aynen. Hatta onunla da birkaç sahneyi paylaştık. Sahne partileri olduk üniversite konferanslarında. Burada şey çok güzel. Yani sen mesela üniversitede, bizim gittiğimiz üniversitelerde hakikaten binlerce kişi oluyordu. Ve o binlerce kişiden de yer bulamayanlar şeyi biliyorsun, merdivenlere oturuyordu. Anadolu Doğru. Jet'in sponsorluğunda 10 küsur üniversiteye gittik senin organizasyonunda. Efendim sonra Kamil Koç oldu. Yani ana Doğru. sponsor büyük firmaları alıp da üniversite konferansları yaptığın gibi üniversiteler adına da farklı farklı konferanslar yaptın. Peki orada Aynen. mesela bu başarıyı nasıl yakalıyordun? Hani bazı konuşmacılar görüyorum ben. Fotoğraflarına bakıyorum, paylaşıyor bazı meslektaşlar. Bir de orada da keşke öyle paylaşmasalar. Salon boş yani. Belli oluyor kenarlar, köşeler boş. Bizim organizasyonlarımızda öğrenci arkadaşlar yerlerde bizi dinliyor ve çıt çıkmıyordu. Hani bu tek başıma bir konuşmacı olarak benim ya da olan arkadaşların değil. Senin de ya bizi seçmen, organizasyon, etkin duyuru yapman, etkin iletişim. Yani aslında bir proje bu. Bütünsel bir proje. Yani buradaki bakış açın, başarıyı sağlayan unsurlar neler sevgili Emre Urfalı? Şimdi işin çıkış noktası şu, biraz da şöyleydi. Bir dernekte genel sekreterlik yaptıktan sonra, biraz da birkaç küçük iş yaptıktan sonra eğitim danışmanlık çalışmalarına başladığımda üniversitelerde daha yakın çalışmalar yapmak istemiştik ve organizasyonlar başlamıştı. Yani üniversitelerde eğitim seminerleri Evet. taşıyalım diye. Ve 2008-2012 arasında çok yoğun bir şekilde yani yüzden fazla üniversitede kaç şehir olmuş oluyor? Herhalde 70 şehire gitmişimdir. Yani Gitmişsindir bence de. ilçeler de var tabii. İlçelere kadar gittim.
O ilçeleri bana hiç söyleme. Benim karda kışta gittim. Doğru. Doğru. Karda kışta gittiniz Karda hatta. kışta araçlarla böyle gidip geldiğim, Aynen bildiğin öyle. 3 üniversiteye seminer verdiğim zamanı biliyorum yani. Sağ ol. Aynen öyle. Yani çok yoğun bir şekilde herkese ulaşmak istedik. Yani neden? İşte aslında hikaye kendimden başlıyor. Çünkü küçük bir şehirde yeni kurulan bir üniversitede okuyunca imkanların kısıtlı olduğunu çok net gördüm. Bunu Evet. birçok yere ulaştırmamız lazım diye düşündüm. Ve aynı zamanda iş dünyasıyla üniversite arasında köprü olacak çalışmaları üretmek istedim. İlk başta önce tüm şehirlere, tüm üniversitelere dokunmak istedim. Yani Ardahan Üniversitesi'ne bile 2 kere gittim. Şırnak Evet. Üniversitesi'ne dahi gittim. Hani hepsine dokunmaya çalıştık. Sizin gibi hem iş profesyonelleri hem uzman eğitmen ve danışmanlarla. Ardından askere gittiğimde yani 2010 yılında askerde önemsediğim kurumsal projemi yazdım. O da Evet. Anadolu Ücretli Jet Genç Kampüs etkinlikleriydi. Bundan ötürü bu en Gerçekten sevdiğim müthiş beni. bir projeydi o. Evet, Yani bunu o önce beni çok tasarladın heyecanlandı. herhalde, değil mi? Tabii. Kafamda Bizi de. askerlikte hem okudum, yani vaktim de oldu, imkan oldu. Yani ona imkan oluşturuyordum daha doğrusu. Ardından döndüğümde bunu Anadolu Jet'e 4-5 ay boyunca anlattım, 6 ay boyunca. Yani uzun sürdü yani. Çünkü hiçbir şekilde az önce sordunuz tanıdığınız referansınız vesaire. Yo, Evet. işte yaptıklarım. Benim referans her zaman yaptıklarımdır. Hep Yani o işimdir, şekilde imzamdır yani, işim işimle konuşuyorum. imzamdır. Evet. Ondan sonra zaten Anadolu Jet projesi en sevdiğim kurumsal proje oldu başlangıçta. Evet. 20 Hepimiz üniversite için sizinle müthiş. birlikte. Evet, sizinle birlikte Kıbrıs dahil, Kıbrıs'taki 4-5 üniversite dahil başladık çok şükür. Ve 2010-12 de bu projeyi yaptıktan sonra 12 2012'nin ortasında da kendi işimizi kurduk eşimle birlikte Muazzez'le. Evet. 2012'nin ortasında başladıktan 2016'nın sonuna kadar da Manimeli adındaki şirketimizi özellikle gene üniversite markalar iş dünyası arasında köprü olacak şekilde bir projeler dizisi başlatmaya gayret etmiştik. O söylediğiniz Sonrasında üniversitelerdeki ikiniz o de o doğuluk. sevgili Muazzez Hanım da siz de profesyonel hayatta geçtiniz bu sefer. Bordrolu hayata Doğru. geçtiniz. Deneyiminiz ve Aynen öyle. eğitiminizi oraya aktarıyorsunuz. Doğru. Evet, Sonra bu şimdi kariyer koşturmacalar yolunuz. tabii şey oldu. Buyurun. Bir Yo şey yo, de. buyurun buyurun. Söyleyin. Ha, ya tabii Diyordum ki. ki Sizdeyim. şöyle, şimdi bu profesyonelliği artık başka kurumlara bu sefer taşıdınız. Siz şimdi Medipol Üniversitesi'ndesiniz. İşte Muazzez Hanım en son bildiğim filedeydi, insan kaynaklarındaydı, değil mi? Bildiğim Evet. kadarıyla. Şimdi baktığınızda bir kariyer yolculuğu var. Hani bugünkü söyleşimiz de kariyer yolculuğu aslında. Üniversiteden kariyere bir yolculuk. O yüzden sizin de çok kıymetli deneyiminiz var sevgili Emre. Bunu ben anlatmanızı istedim, ilham olsun diye. Burada peki, aslında üniversite öğrencileri için hep şunu diyorduk seminerlerde. Sadece okumak kariyerinizin canını okumaktır. Hayatınızın canını okumaktır. O senin sözün müydü, kimin sözüydü hatırlamıyorum ama bunu söylüyorduk seminerlerde Doğru öğrenciye. söylüyorduk sık sık. İyi hatırladınız. Burada şimdi bir sürü öğrenci arkadaşımız var. Ve bu kaydedilecek bu video. Bir de tabii iş arayanlar var. Yani bir pandemi dönemi. Demin dediğin çok güzel bir şey vardı. İnsan içinde bir ateş olunca dedin. Tanıdığı da olmasa, torpili de olmasa, imkanları sınırlı da olsa, pandemi de olsa bir şeyler yapmak için ısrarla çabalıyor. Doğru. Esas sır burada mı? O içindeki ateşi nasıl keşfeder insanlar? Şimdi sen kariyer merkezindesin de. Burada aslında nelerle karşılaşıyorsun? Hani başaranlar niye başaramıyor? Başaramayanlar niye başaramıyor? Başaranlar nasıl başarıyor diye sorsam. Biraz o gözlemlerinden, çalışmalarından aktarır mısın? Tabii birlikte irdeleyelim hatta. Bu Tabii arada beraber, tabii de memnuniyetle. Cüneyt'in de yorumunu gördüm. Onu da gördüğüme çok sevindim. Cüneyt Üzeyir'in. Ne yazmış? Beraber de. Yıldım hemen. Emre Bey neredeyse 10 yıldır takip ediyorum. Tüm çalışmaları ile bize ilham veriyor. Başarıların devamını diliyorum. Evet, ne güzel yazmış. Teşekkürler Teşekkürler Cüneyt. Cüneyt. Bir ara kahve içelim. Evet, vallahi ben Özledik. de geleyim. Şimdi evet dediğiniz gibi 2000 Medipol Üniversitesi'ne ne zaman başladım? Şubat 2019'da Medipol Üniversitesi'ndeyim. O zamandan beri kariyer merkezini burada kurup yönetiyorum. Burada yaptığımız çalışmalarda az önce dediğiniz gibi hem pandemiyle birlikte hem diğer çalışmalarla tabii ki
karamsarlık olabiliyor. Evet. Veya bazen genç arkadaşlarımızın farkındalığı biraz daha düşük olabiliyor. Hem kendilerinde hem iş dünyasında hem Türkiye'de veya çevresinde yapabilecekleri veya bölümüyle ilgili veya üniversitesiyle ilgili yapabileceklerini fark ettiklerinde ya ne kadar çok imkan varmışı dedirtmeye çalışıyoruz biz. Bunu birçok yöntemle Aslında yapıyoruz. yapabilecekleri var, değil mi? Var. Belki de Evet. Emre şöyle mi yapıyor bazen arkadaşlarımız? Yani bu benim öğrencilerim de olabilir. Üniversitedeki öğrencilerim de dediğin gibi yapabiliyor olabiliyor. Veya şirketlerde biliyorsun profesyonel olarak yaptığım bireysel danışmanlıklarda da iş insanlarında bu karamsarlığı görebiliyorum. Orada da ben şöyle fark ettim. Olumsuz dedikodulara, olumsuz yorumlara o kadar maruz kalıyorlar ki onlar da bu söylenenlere inanıyorlar ve o gruba dahil oluyorlar tam aradayken. Yani halbuki korku her yerde, risk her yerde. Riski ve korkuyu alıp büyütmek ve içine taşımak yerine onu alıp değiştirebileceğim bir şey var mı bununla ilgili deyip varsa yapıp yoksa da tamam kabul ediyorum, tedbirimi alıyorum deyip kenara koyup kendi yeteneği ve hayallerine kilitlenip yürümek için ısrarlı olsa bu dönemde de bir şeyler bulacak ve aslında ilerleyebilecek. Ben de onu fark ettirmeye çalışıyorum. Böyle bir tespitim var. Endişe ve korkuyu merkeze taşıdıkları için diye görüyorum. Sen ne dersin? Doğru. Ve az önce söylediğiniz karamsarlıktan aklıma şunu da getirdiniz. Sadece Medipol odaklı değil de üniversiteden çıktıktan sonra tüm şehirlerde aslında konuşmalar yapmaya başlamıştık. Orada benim niyetim aslında sahneye çıkmak değildi. Anadolu Jet bana teklif etmişti. Siz de konuşmacılar arasında olur musunuz diye. Jet Genç programını hem modere etmiştim hatırlarsanız hem Evet. sizden sonra sahneye çıkmak zorunda kalmıştım konuşmayı. Evet, doğru. Bunun sebebi şuydu aslında. Ben de onlar gibi yani gittiğimiz üniversiteler bu arada Anadolu şehirleriydi. Anadolu İşte şehirlerindeki üniversiteler. Konya, Evet, doğru. Antep, Trabzon, Erzurum gibi yerlere Ardahan. gitmeye çalışıyorduk. Anadolu Jet'in bunu söyleme sebebi de şuydu o zaman o yıllarda. Ve hani şunu anla, az önce söylediğinizde vurgu yaptığım için özellikle o da şuydu. Hani küçük bir yerde okumanın avantajını aslında hayata geçirebilirsiniz. Buradaki hani aman buraya geldik bittik işte Konya'dan bir şey olmaz Erzurum'da ne olacak çok uzağız Trabzon'da okuyoruz zaten küçük adı büyük ama şehir küçük burada bir şey yapamayız bizi işe almazlar gibi birçok şeyin yerine yapabileceklerini anlatmaya çalışıyordum. Bölümleriyle ilgili Müthiş. örnekler veriyordum. Bu da onlara ilham vermeye çalışıyorduk yani aslında. Hani Evet. bu projeleri nasıl yapabileceğimizi kendilerinin hangi bölümde neler yapabileceğini anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi bunu Medipol'de buradaki konsantrasyon burası şu anda çünkü. Bu üniversitede tabii yapmaya Evet. çalışıyoruz. Tabii birçok üniversitede hala yazıyorlar. Destek oluyorum çünkü önceki görevlerinden, işlerinden ötürü. E İşte tabii Türkiye çok Odalar güzel bir Borsalar deneyim Birliği'nde var. evet, Türkiye Bu arada Odalar Borsalar yorumlar Birliği'nde gelmiş. de Emre izin evet. verirsen yorumları da okuyayım Olur istersen. olur. Kaçırmayalım tabii ki. Bakalım. Evet, Birten hocamız diyor ki her iki değerli arkadaşımıza da selamlar, sevgiler diliyorum. Gençler adına yaptığınız her türlü güzel işler için de tebrik ediyorum demiş. Sağ olsun Birten hocamız. Kemal Evet. Yıldırım demiş ki ben Ayşen hocamızı yeni tanıdım. İlerleyen zamanlarda sayın hocamızın takipçisi olacağım. Bu arada üniversite okumadım, öğrenci de değilim. Kolay gelsin, saygılar sunuyorum demiş. Şimdi çok önemli bu. Aslında sevgili Kemal Bey'in Kemal Yıldırım'ın yazdığı da önemli. Biz sadece üniversite okuyanların içinde bir ateş olduğunu konuşmuyoruz. Yani aslında her insan içinde bir ateş var. Bizim bu sohbetimiz sadece üniversite mezunu ya da üniversite öğrencileri için değil. Her insan ayrı bir değer. Ben bunu bir motivasyon konuşması olarak yapmıyorum gerçekten. Her birimiz ayrı bir değeriz. Emre Urfalı'dan bir tane daha yok bu dünyada. Kemal Yıldırım'dan bir tane daha yok. Birten Bilecik'ten bir tane daha yok. Ayşen Laçinel'den ve her birinizden bir tane daha yok. Her insan tek ve biriciktir ve özeldir ve yerimiz doldurulamaz. Dolayısıyla sevgili Emre Urfalı ile olan söyleşimizde de hani kendi içindeki ateşi fark etmek demek aslında kendi yeteneğini ve ilgi alanını, hayalini kurup harekete geçmek demek. O yüzden sakın üniversiteliyim, üniversiteli değilim diye bakmayın hayata. Elbet yapacağımız şeyler var ama kendimizi sevmek ve kendi değerimizi bilmek lazım. Emre, nasıl bu kendini bilmek ve kendi değerini fark etmekle ilgili?
Orada ne yapmak lazım? Yani sen ne yaptın? Hep diyorsun ya küçük bir Anadolu şehrindeydim ama dedin yani içimdeki ateş. Orada neler diyeceksin? Bu arada Emre Bey harikasınız yazmış. Enes Acar herhalde. Onu da okuyayım Evet. hemen kaçırmayayım. Teşekkürler. Orada farkındalık önemli tabii ki. Ve farkındalık ne zaman başlıyor? Biz de öğrenci arkadaşlara onu anlatmaya çalışıyoruz. Neyi sevip neyi sevmediğini anlayarak, bunun Evet. meslekleri tanıyarak, işleri tanıyarak, hani örnek veriyorum, aynı anda pazarlama düşünürken aynı anda finansta çalışayım demek farklı şeyler gibi. Orada dışa dönük olması gerekirken aslında finansta o kadar da dışa dönüklük aranmayan bilir. Analitik O zeka bir zaman yerde tam bu aranırken. noktada bir katkıda bulunayım istersen. Tam bu Buyurun. noktada kişinin neyi severek yaptığı, yani ay saat kaç oldu bakayım diye saate bakmadan zamanı Doğru. unutup, değil mi? Hani keyif alıp zamanı unutup bitsin de gideyim demeden neyi yaptığını bile fark etmesi aslında kendini tanımasındaki bir adımdır. Hani o içindeki ateşle ileriye gitmesi için. O zaman ben neyi severek yapıyorum? Ve belki de ikinci soru da şu olabilir. Neyi herkesten daha hızlı ve daha başarılı, daha iyi yapıyorum? Bir Doğru. fark atıyorum. Yani belki bu Aynen iki soruyu dostlarımız kendilerine sorarlarsa ki bu sadece öğrenciler için değil, benim için de senin için de geçer. Çünkü biz de değişiyoruz. Yani baksana ben koskoca bir moda markasının genel markadan ve insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısıydım 10 yıl önce. Ve şimdi üniversitede öğretim görevlisiyim. Koca ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık yapıyorum. Bireysel kariyer koçluğu, mentorluk yapıyorum ama bak ne kadar farklıyım yani 10 yıl önceyle şimdi arasında. Sen de öylesin, sen yani Ömer aynen Orman öyle. öylesin. Hepimiz Ne aynen kadar öyleyiz. farklılaştık? Belki bu soruları sorup sorup ona göre yeni Doğru. hayaller, yeni hedefler belirlemekte fayda olabilir diye bir katkıda bulunmak istedim. Kesinlikle. Mesela yani ben şu anda kendi sevdiğim işi yapıyorum. Bu yüzden hani çalıştığım saat çalışıyormuş gibi gelmiyor. Çabucak geçiyor. Yani 7-24'e yaklaşıyor bazen ama ona göre vakit ayırıyoruz. Yani birçok işi daha hızlı, daha kolay yapıyoruz. Evet. Çünkü sevdiğimiz bir tarafta yapıyoruz. Bunu öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz tabii ki. Onları dahil ederek, öğreterek. Çünkü neden? Az önce söylediğin soruya cevap olmuş oluyor bu. Bir Evet. şeyleri deneyimleyerek neyi sevip neyi sevmediğini ve aynı zamanda neyi de iyi olup olmadığını anlayabiliyorlar. Evet. Biz de zaten biz yönlendiriciler olarak da onlara bu sorumlulukları verdiğimizde işte onun neyde iyi olup olmadığını onu da fark etmesini sağlayıp ona iyi olduğu şeyi de bir daha bir iş sorumluluk proje tekrar bir yükümlülük verebiliyoruz. Ondan ötürü aslında o da kendi özelliğini fark etmiş oluyor. Ne kadar Ve güzel. aa ben bunu seviyormuşum veya bunda iyiymişim gibi. Bazı arkadaşlarımıza işte bilgisayar başında Excel işleri verebiliyoruz küçük çaplı. Bir kendini dener misin diye. Bazen sadece 15-20 telefon görüşmesi ayarlıyoruz. Diyoruz ki bu 15-20 telefon görüşmesini sen yapar mısın? Bu onlarda hem sorumluluğu arttırıyor. Hem de o telefon görüşmelerinde ilk başta biliyor musunuz? Telefon arızasını tutarken çok heyecanlanan gördüm. Böyle eli titreyen. Hani bunu gördük ama sonrasında çok hani şeye başladı. Öğrencinin Rahatlıyor, yapacak bir şey. neyi sevip neyi sevmediğini ve neyde iyi olup olmadığını anlayabilmek için tabii ki özgüven kazandırmamız da gerekiyor. Bu özgüveni kazandırırken bir farklı bir şey daha yapıyoruz biz. Şimdi bolca şirketlerle toplantı yapıyoruz. İşimiz gereği yapmamız lazım Evet. zaten. Markalarla, iş dünyasıyla. Bunları aslında kariyer ofisi olarak, kariyer merkezi olarak tek başımız yapabiliriz. Bunu hiç tek başıma yapmamaya çalışıyorum. Her zaman o toplantılara öğrencileri dahil ediyoruz bu Müthiş, arada. harikasın. Ne kadar güzel. Aktif, ilgili, istekli, heyecanlı olması yeterli yani. İletişimi düzgün Evet. olması yeterli. Yani Emre o kadar hani önemli ki işte bu deneyimi kazandırmak doğru. gence. Yani görse bile o canlı ortamda olsa Tabii tabii konuşmasa bile tabii. önemli. Biliyor musun? Holding'de çalışırken iki önceki yani 10 yıl önce ilk kurduğum şirketten önce Holding'de çalışırken söyleyeyim Doğuş Holding'de management training ve retail training programları açıyorduk. Bilirsin sen o programları. Ve o Doğru. programlarda üniversitelerden yeni mezun olmuş ve iş deneyimi olmayan arkadaşları seçiyoruz. Ve üniversite sınavı gibi yapıyorduk biz o sınavları Holding'de. Yani önce yazılı test, ondan sonra mülakat, ondan sonra seçim yapmak. Ve orada da çocukları çok iyi izliyordum. Hani kim eğitimde çalışmak ister, kim insan kaynakları, kim satış, kim mağaza kanadı. Ve ben ekibimi hep yeni mezun arkadaşlardan kurardım. Bana derlerdi ki ya Ayşen deli misin? Hani hiç deneyimi yok, bir şey yok. Çok yorulursun bu arkadaşlarla.
Oysa ki tam tersi oldu. Yani hepsi o kadar senin gibi içindeki ateşi fark eden, çok hızlı alan ve sorumluluğun bilincinde insanlardı ki, gençlerdi ki. Şimdi o gençlerin birçoğu pek çok firmada ya genel müdür yardımcısı, ya genel müdür, ya direktör, ya kendi işini kurdu. Hani buradan da tabii ben yaşsız olduğum için hiç çekinmeden anlatıyorum bunları. O gençlerle çok güzel yol aldık. O yüzden gençlere imkan tanımak hakikaten insanın aslında kendi başarısına da katkıda bulunması demek aynı zamanda. Ki sen de onu Doğru. yapıyorsun herhalde şu an orada tam olarak, öyle değil mi? Doğru. Orada bu tarz toplantıları, kurumsal toplantılara katılarak aslında şunu bize söylediler. Ya bir kendini anlatmak ne kadar zormuş. Hani demeye Ya. başladılar. Ondan sonra bir toplantının nasıl geçtiğini anladılar. Kurumsal bir genel müdürlük veya merkez görmüş oldular. Havayı kokladılar. Ve biz ne yapıyoruz onu da gördüler tabii ki. Yani hatta bazen toplantılarda ya biz bunları yapıyor muymuşuz falan diyenler olduğu da Değil oldu. mi? Ama bu etkileşim ve kendilerini anlatması onlara özgüven kazandırıyor, motivasyon kazandırıyor. Daha çok şey yapmak istiyorlar. Mesela hiç tanımadığınız, yani örnek veriyorum. Hiç ummadığınız bir markaya gidiyorsunuz bizimle birlikte 10-15 kişi. O markadan çıkarken toplantıdan nasıl bir dünya varmış içeride diyor çoğu. Hani Ya ne çünkü büyük dışarıdan gördüğü gözlem değil mi? kadarıyla biliyorlar. Hani dışarıdan gördüğü Evet. kadar olmuş oluyor. Aslında işte araştırmalı, biraz daha okumalı, biraz daha bir YouTube gibi kaynak var artık. Instagram var. Kaynak çok. Nasıl hani Belki keşfetmeyle istek alakalı. olsun. Bir de herhalde başaramamaktan da korkmamak lazım. Çünkü Tabii, her aynen. deneme başarıyla sonuçlanacak diye bir şey de yok. Bu Ona tüm ait yaş grupları için geçerli. çok Değil mi? Senin öğrenci için de şey. geçerli, benim için de geçerli. Ben her şeyi başaracağım diye bir şey yok. Emre Urful da her şeyi başaracak diye bir şey yok. Esas mesele aslında belki de niyet ve süreç meselesi. Yani ben, sen, her birimiz kendimizi fark edip hedefi net belirlersek ne torpile ihtiyacımız oluyor, ne kolejlerde okumuş olma ihtiyacımız oluyor, ne de Türkiye'nin en güçlü üniversitesinden mezun olma şartı aranıyor. Sözünün Doğru. eli misin? Potansiyelini sonuna kadar dolduruyor musun? Ortaya hayata Doğru. çıkarıyor musun? Ve Doğru. sorumluluklarının bilincinde misin? Yani bu aslında belki de yaşam ve üniversiteden kariyere giden yolculuk bir süreç meselesi. Sonuçtan çok süreç. Çünkü Süreç. süreç iyi tasarlanırsa zaten sonuç geliyor. Ha, süreçte aksaklıklar olabilir, başarısızlıklar olabilir. Sürece yeniler insan diye bakıyorum. Bu arada Emine Çağan bize selam gönderiyor. Yorumlar var, onları okuyacağım. Nisa demiş ki, kendim bazı şeylerin farkına üniversiteye kayıt olunca vardım. Hayallerimin peşinden koşacağım demiş. Ne kadar güzel, hayallerinden vazgeçmeyecek. Enes şöyle söylemiş. Enes de demiş ki, önce bağ var, sonra sen okur musun? Bana çok ışık geliyor, sen beyazda Ha, kaldığın için. okurum. Tamam. Nerede bakayım? Şurada Enes'in Hedeflerimizi gördüm yanı gördüm. sıracak. Hedeflerimizi bağlantılarımızla nasıl tasarlarız? Ah, evet. Önce bağ, sonra ağ kurmanın yolları nelerdir? Kariyer basamaklarında network ne kadar önemlidir diye sormuş Enes. Teşekkür Aslında ederim. cevabını verdik galiba, değil mi Enes'e? Orada birkaç detay var, anlatırım ama. Yine onları da anlat. Sonra sevdiğiniz işi yaparsak hayatımızın, aslında hayatımızın Bir gününde bile çalışmış evet, sevdiğin olmazsınız işe demiş yapışa gitme Osman. diye bir söz var. Onu Hı. söylemiş. Evet. Ne zaman yazarsak cevap verir Emre Bey demiş. Hasan herhalde. Kısaltmalar var ama onları ben Hasan, göremiyorum. evet Hasan Demir, Ha, aynen. Hasan Demir herhalde. Evet. Evet, Evet. biraz cevaplayalım istersen. Hani bu tam olarak Olur. ne demek diye sormuş. Şöyle, şimdi az önce başarısızlık korkusunu da söylemiştiniz. Evet. Biz öğrencilere genellikle yıllardır hep şunu söylerim. Öğrenciyken hata yapmak veya başarısız olmaktan asla çekinmemek gerekiyor. Çünkü çok güzel bir cevabınız var sizin. Nedir dediklerinde çok kolay. Ben öğreniyorum deyin. Evet, ne kadar güzel bir Öğrenciyim dedim. fırsat bu dönem. Ben öğrenirim. Bunu değerlendir. Mezun olduğunda bu cümle gidiyor. Ya. Mezun o dördüncü sınıftan sonra ben öğrenciyim, öğreniyorum. Hadi işe gir bodrolu. Ben öğreniyorum desene. Değil mi? Kolaysa de. Hani öyle kolay kolay dedirtmezler. Bu yüzden hani öğrenciyken rahatlıkla bunun üstünden gelip üstüne gidip çok rahatlıkla diyebilirsiniz. Hani Evet. öğreniyorum diyebilmek. Şimdi Enes'in sorusu orada hani ağ ve bağ ilişkisi vardı.
bağ kurup ağ kurma değil Enes. Hani ağ kurduktan sonra bağ kuruluyor diye biliyorum ben. Hani Evet, önce ağ aynen. kuracaksın, o sonra bağ dönüyor. Evet. Bir de ağ Hayatımız boyunca. kurmadan önce de şeyi belirlemek lazım. Hani konuyu belirlemek lazım. Hangi konuda kimlerle ne ağ kuruyorsun? Hani böyle darma duman bir ağlardan da herhalde bahsetmiyoruz, değil mi? Deneme yanılma yöntemi bile olsa Yok. Tabii. Bir de belli bir niyet orada olacak, bir konu evet. olacak, bir amaç olacak o bağ şey için, kontaklar Tabii. için, ağ için. Amaç olması lazım. Aynen öyle. Zaten hedeflerimizi bağlantılarımıza nasıl tasarlarız da demiş ve ağ kurmanın yolları, yani tersten aslında bağ kurmanın yolları şeklinde de söylemeye çalışmış orada Enes. Teşekkür ederiz katkısı için. O da Evet, şöyle. güzel. Çok Şimdi da biz güzel tabii bir ki durum. O zaman şu var, hani birincisi şöyle özetleyecek olursak, ben kimim sorusunu bizim her zaman kendimize sormamızda her yaş ve her konumda fayda var. Hani ben kimim, aslında ne beni mutlu ediyor ve ben neyi severek yapıyorum? Hem kendime hem bütünün hayrına nerede daha çok katkıda bulunabilirim? Çünkü sevilerek yapılan iş başarıyı, başarı da maddi ve manevi takdiri beraberinde getiriyor. Yani hem bulunduğun ortamdan hem de o ilahi düzenden, benim öğrendiğim bu hayattan. O arada da şey var tabii, hani hep ki hayal kurup geleceğe yönelik çalışalım derken, şimdinin de hazzını, şükrünü, mutluluğunu da yaşamayı ihmal etmemek lazım. Çünkü hayali bir kere kuracağız. Her gün hayal kurup hedef belirleyip çılgınlar gibi ağ kurmaya çalışmayacağız. Yani o hayali ve hedefi belirleyip şimdinin keyfini ve şimdinin değerini bilip o hedefe yönelik tercihler yaparak şu anı değerlendireceğiz. Esas mesele bu. Çünkü bazen de sevgili Emre şöyle sanıyoruz bazen. Bu hedeflediğim olduğunda mutlu olacağım. Hayalim gerçek olduğunda iyi olacağım. Böyle yaşadığı zaman insan, o zaman şu anın, şimdi beraber olduğu insanın, şu anki yaşadığı yerin, ailesinin, imkanların kıymetini de unutuyor. Belki ona yeterince değer de vermiyor, hazzını da yaşamıyor. Ama şu an nefes alıp veriyoruz. Yani şu ana şükür. Seçimlerimiz, şu anki seçimlerimiz bizi yarına götürecek. Belki bunları bilerek de yaşamak, şimdinin de kıymetini bilip yaşamakta fayda var diyorum. Yoksa her hayal gerçekleştiğinde seni mutlu etmeyecek bu sefer. Bugünün kıymetini bilmezsen, kendini ve sevdiklerinin, ben ona da bir önem verirsin istiyorum. Ne dersin? Tabii orada çok güzel bir şey söylediniz. Bir yandan aslında seçim, yani kendi şanslarımızı bizim seçimlerimiz zaten belirleyecek. Fırat Hocam'ın da kitabında yer alan bir sözdü. Evet. Bugün ya da dün paylaştım hatta benzer bir Gördüm, şeyi. ben de gördüm. Evet. Yani şanslıyız deriz ya hani o tarafta bazen. Aslında ben aslında Uşak'ta okuyup şanssızım da diyebilirdim. Ben Tabii. onu Uşak'ta okuyup ne kadar şanslıyıma çevirdim sadece. Her Evet. şey ne kadar yakın ve kolay dedim. Sonra bunun üstüne gittim. Hani bu şansı daha da arttırmaya çalıştım. İmkanları kendi arttırmamıza çalıştık ve şöyle de derler aslında kendi torpilimizi kendimiz bulmaya çalıştık. Esas O mesele bu. Çünkü tarafta. ben tek ve biriciyim. Benden bir tane daha yok. Bunu göstermem lazım yaptığım işle. Değil mi? Doğru. Biz bir de tabii ki ikimiz de şöyle bir şansımız da var. Masanın iki tarafını da gördük. O Evet. da şu. Biz hem kurumsal tarafta çalıştık hem de kendi işimizi yaptık. Aynen öyle. İki tarafını da görmenin çok büyük avantajı oluyor. Çünkü ne kadar koşturabileceğinizi, sınırları ve iki taraftaki olan bakış açılarını görebiliyorsunuz, ona göre hareket edebiliyorsunuz. Sadece tek tarafı görseydik, hep bodrolu çalışsaydık, hakikaten diğer avantajları kaçırıyor olacakmışız. Evet, Biz de biz de zaten... şanslıyız. Cesuruz da bu arada, farkındaysan. Büyük bir Evet. cesaretle yeni kararlar alabiliyoruz. Dürüstlükle bir de. Tabii Doğru. şimdi böyle olunca biz de sadece işte üniversitedeki benim öğretim görevliyim, senin kariyer ofisi müdürü olman ya da benim danışmanlıklarım, kitaplarım değil, senin projelerin değil. Biz bir de işlerimizi yapıp para kazanacağımız işlerin dışında da bizde olup paylaşacağımız neler var diye düşünüp bir platformda da buluştuk senle ve bir sürü dostla. Gençler için iyilik platformu. Buradan da aslında hem senin öğrencilerine, tanıdıklarına ve herkese, hocalarımıza da duyurmak istiyorum. Gençler için iyilik platformu, okumakta olan öğrencilerin
aslında topluma kazandırılması, üniversite hayatlarında başarılı olabilmeleri, iş hayatına hazırlıklı gidebilmeleri için onları balık tutmayı öğretmek üzere yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kuruldu. Gençler için iyilik platformu olarak da biz bir yarışma açtık biliyorsun sevgili Emre. Yaşama Sanatı proje yarışması. Yaşama Sanatı ismini de sevgili oyuncu, aktör Tamer Levent koydu proje yarışmasının adını. Öğrenciler istedikleri alanda, türde bu projeye katılabilirler yarışmaya. Projelerini info@gençlerichiniyilik.com'a gönderebilirler. Para ödüllü, destek ödüllü, mentorluk ve eğitim ödüllü çok hoş bir yarışma. Biz onları da bekliyoruz. Bu söyleşide bunu da duyurmak istedim. Çok iyi yaptın. Aynen öyle. Şimdi söyleşi, tabii bizim söyleşimiz bitmez. Bir de yılların tanışıklığı var ama süre de kısıtlı. Şimdi ben o zaman bu söyleşi için en son toparlamayı sana bırakmak. Sonra da herkese keyifli, çok sağlıklı ve bir an evvel fiziksel olarak da bir araya gelip görüşüp tanışabileceğimiz günler diliyorum. Hayallerimiz gerçek olsun. Söz sende. Şöyle toparlayabiliriz. Hani izleyenler arasında ağırlıklı üniversite öğrencilerin olduğunu düşünerekten ve genç arkadaşlarımız da var. Yeni mezun olmuş arkadaşlarımız. Evet. Bizim yapmaya çalıştığımız tabii ki kendi tarafımızda farkındalık oluşturup aslında işin olumsuz tarafını daha az görüp olumsuzluklar olsa da yapılabilecek önce benim neye nasıl tepki vermem gerektiğini karar vermemiz lazım. Yani olaylara verilen aslında tepki bizim sonuçları getiriyor ya. İşte ne yaşanıyor, ben ne tepki veriyorum mu aslında biraz şekillendirmeye çalışıyoruz biz burada. Bu ister işte olabilir veya diğer çalışmalarla da olabilir. Kendi hedeflerini hem dizayn edip ardından da yaşananlara nasıl cevap verebileceği önemli. Örnek vereyim, pandemi başladığında üniversiteler yani online eğitime geçtiğinde 24 Mart gibi bir şeydi. Biz mesela kariyer ofisi olarak bir hafta sonra hemen online etkinliklere başladık. Yani, evet, biz de öyle hemen. Yani o kadar adapte olduk ki çünkü sistemimiz hazırdı zaten. Biz de hazırlıklıydık. Çok doğru, hemen adapte olduk. Bu benim öbür işlerimde de herkesten önce adapte olmamı sağladı. Çünkü zaten aynen, üniversite öğrencilerine online eğitim verdiğim için çok haklısın. Hazırlıklı olmak ve hem hazırlıklı olmak yerine adapte olmak önemli değil mi? Aynen, hemen adapte olup programlarımız oradan devam ettik. Hani İş dünyasıyla buluşmalar, öğrencilere nereden katkı yapabileceğimizi. Yani herhalde orada da bir top 200'den fazla oldu şu anda yaptığımız çalışmalar. Hem Zoom'dan hem Teams'ten. Orada da aktif bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani ne olacak, ne yapabiliriz ki? Tüh diyebilirdik aslında orada. Bir bekleyelim ne olacak da diyebilirdik. Bekleme süremiz sadece 5 gündü yani. O kadar. 5 gün kadar. 3-5 gün. Konsantrasyon şuydu. Evet, durum bu. Okey, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Aynen yani, öyle. Devam etmekti. Birçok şeyde bu şimdi ne yapıyoruz düşünüp devam etmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlara. Buraya da davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Senin ben de teşekkür çok ederim. İki kitabınız var. Gençler arkadaşlara da onları da tavsiye edelim aynı zamanda. Emre Bey. Bu arada 3 oldu sevgili Emre. Üçüncü. Kimsin? İlk kitabım. Sen kimsin? Murat tamam. Hoca'nın desteğiyle çıkardım. Amaç. Hakkı çıkar dedi, söz aldı benden senin yanında. O Yedi Venen yayınlarından çıkan ilk kitap Sen Kimsin? İkincisi Gar yayınlarından Liderlik Frekansı. Üçüncüsü Liderlik de, tamam. Amaç. Amacını belirle sonrası kolay. Amacını belirle sonrası kolay. Bütün bana gelecek gelirlerini ben üniversite gençliği için yönlendiriyorum. O yüzden amacını belirleme sorusu kolay alan dostlar bana bir de fotoğrafını gönderirlerse ben daha kolay takip ederim diye duyurmuştum. İyi burada oldu. Hatta, teşekkür ederim. Burada da şöyle bir sözünüzü de almış olalım. Üniversitemizde online de olsa Şubat ayı gibi bir amacını belirle odağımıza alarak bir online söyleşi yapalım bence gençlere yönelik. Tabii senin olduğun projelerde bana sormanı bile gerek yok. Rahatlıkla ismimi yazabilirsin. Çok güvendiğim, saygı duyduğum bir isimsin ve aynı zamanda da dostumsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok eski bir filmin, profesyonel Jean-Paul Belmondo'nun oynadığı filmin müziği var. Bugün seni profesyoneli müziğiyle karşıladım. Bu söyleşiyi profesyoneli müziğiyle uğurluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sevgili eşine çok sevgiler, selamlar. Kolaylıklar olsun, sağlıkla olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Emre. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ve dinleyen herkese kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.